Başlayamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşlarımız için ballı kraker yapacağız. Peki, biz ballı krakeri tavsiye etmiyoruz ama neden kendimiz yapıp kuşlarımıza veriyoruz? Pet shoplarda satılan hazır ballı krakerlerin içinde bal diye yapıştırıcı kullanılıyor ya da daha farklı jelatinler kullanılıyor. Bu nedenle kuşlara zararlı. Ama bizim evimizde yaptığımız doğal ballı krakerler onlara nazaran bir nebze daha iyi durumdalar. Hani faydalı diyemem ama kuşlarımız için ayrı bir tattır. Ben uzun zamandır vermiyorum. Kendim bugün yapmaya karar verdim. Onlar için farklı bir tat olsun istedim. Bir tarif buldum. O tarifle yapacağım. Şimdi öncelikle önce yumurtamızı kırıyorduk sanırım. Aynen, bir adet yumurta. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtayı sevmiyorum. Ha, önce isterseniz yumurtayı kırdım ama kırmadan önce neler gerekiyor? Yem, ister karışık ister sadece aktarı olabilir ya da karışık yem olabilir. Bal, pirinç unu, bir adet yumurta gerekiyor. Diğerlerinde yaparken söyleyeceğim miktarlarını. Ben bir tık da arı mama koyacağım. Bunun içinde de gerçekten besleyici güzel vitaminler var. O nedenle koyup denemeyi düşünüyorum. Ama tarifte bu yok. Ben deneyeceğim. Size yine fikirlerimi söylerim. Bir adet yumurtayı karıştırma kabımıza kırdık. Bunun ardından hemen bakıyorum. Un ve balı kaseye ekleyeceğim. Peki ne kadar un koyacağım? 80 gram. Peki ben bu 80 gramı nasıl ayarlayacağım? Şuradan 80 gram un diyor. Hemen bir hassas teraziyi alıp geleyim. Hassas teraziyi aldım. Şimdi açayım. 80 gram pirinç unu koyacağım. Şunu alalım. Peki bu 80 gramı ayarlayalım. Herhalde bir çay kaşığına falan denk gelir diye düşünüyorum. Bayağı fazlaya denk gelecekmiş. 23 oldu. Direkt şöyle boşaltayım ya da daha kolay olacak gibi. Bunu ben tam 80 gram yapmayayım. Çünkü pirinç, özür dilerim, arımama da koyacağım. Pirinç unu 72 gram oldu. 72 gram yeterli. Bunun üzerinde arımamayla tamamlayacağım. Ben bu arımamayı yavrularımı beslemek için almıştım. Bunun içinde de kullanayım. Faydalı sonuçta. 85 gram oldu. Çok önemli değil. Ona göre diğer malzemeleri ayarlarız. Bunu iyice bunun içinde koymuşken karıştırıyorum. Arımama ve pirinç unu. Normal şartlarda 80 gram pirinç unu koyuyoruz. Ben arımama koyduğum için 70 gram pirinç unu. 12 gram kadar da sanırım arımama koydum. Başlarda çok hızlı konuştuğumu düşündüğümüz için biraz yavaşladık. Yumurtayı kabıma kırmıştım. Şimdi pirinç ununu karıştıracağım. Şunu önce bir buradan alalım elimizin altından. Yumurta, bal ve unu karıştıracağım. Bir tane yumurtayı kırdım. Pirinç ununu buna katıyorum. Dökmeyelim. Pirinç unumuzu kattık. Pirinç unundan sonra 1,5-2 çorba kaşığı ya da yemek kaşığı dolu dolu bal koyacağım bunun üzerine. 1 2 dolu dolu 2 yemek kaşığı ya da çorba kaşığı balımızı da ekledim. Bunu bir sıyıralım iyice. Bu sefer de bunda kaldı. Yiyeceğiz. Onunla karıştıracaktım esasen. Neyse. 1,5-2 çorba kaşığı balımızı da ekledik. İsterseniz mikser yardımıyla, isterseniz
Bir kaşık yardımıyla ya da büyük kaşıkla karıştırayım ben. Daha kolay olacak gibi. Bu karışımı iyice karıştıracağım. Umarım başarılı oluruz. İlk defa deniyorum esasen. Ama şu an hamur kıvamı almaya başladı. Başarılı olmaz mıydı hayatımız? Başarısızlığımızı atarız olmazsa. Ama oldu. Ha böyle biraz şey kıvam gibi oldu. Kurabiye hamuru kıvamı oldu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu şekilde. Bunu iyice bir karıştırayım. Daha sonra yemeğe ekleyeceğim. Cam kasede yapsam daha iyi olacakmış aslında ama aklıma gelmedi açıkçası. Ama şimdi ben size hamurun kıvamını göstereceğim gene. İyice karıştırdıktan sonra. Bu arada yumurtayı ve yumurtasının kokusunu hiç sevmiyorum. İyi ki şu an kokmuyor. Evet. Bu şekilde bir kıvam aldı. Kurabiye hamuru kıvamı gibi oldu. Şimdi bunun içine bir çay bardağının 4'te 3 kadar yem ekleyeceğim. Önce bir bakıyorum. Tariften hatırlamadığım için bakmak zorunda kalıyorum. Aradaki kesintiler için kusura bakmayın. 4'te 3 kadar dediği için ben karışık yeminden kullanıyorum. Ekstra bir yem tercih etmedim. Kuşlarımın genel olarak sevdiği. 4'te 3'ü yarısı kadar falan mı oluyor? Şu kadar çeyrek. Falan muhtemelen. Çeyrek. Yani şu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten bunu hamurunuzun kıvamına göre ayarlayacaksınız. Mesela 4'te 3 koydunuz ama çok koyu olursa zaten fazlasını dökmememiz gerekiyor. Şimdi ben bunu bu hamur kıvamının bu akışkanlığını ve yapışkanlığını kaybetmeden üzerine yemi ekleyeceğim. Yavaş yavaş. İstersen şuradan yakından çekelim. Gel, yumurta kokusu gelmeye başladı karıştırdıkça. Görüntü kararıyor da. Üstüne düşüyor sanırım. Şimdi biraz koydum. Ben bunu bir karıştıracağım. Kıvamını kaybetmeden yapabilmek adına önce bir karıştırıp daha sonra devamını ekleyeceğim. Bayağı az oldu. Baktığın zaman yem. Bunu tamamını da eklesek sanırım ancak kurtaracak. Tarifteki gibi çünkü. Umarım beğenirler. Yemezseler bu kadar malzeme ziyan olacak. Uzun zamandır dalları kullanıyorum ben. Bayağıdır ballı kraker vermedim. Ha, ilk başlarda verdim mi? Evet verdim. Bayağı acemi zamanlarımdı. Bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Ama zamanla hani bunun zararlı olduğunu öğrendikten sonra açıkçası hiç vermedim. Hala da vermiyorum. Evde yaptığımı vereceğim ilk defa. Bu kıvam sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman tarifte dediği gibi ne kıvamını kaybetti ne de yapışkanlığını. Biraz daha yem eklesek mi diye düşünüyorum açıkçası. Yem az gibi sanki. Sırf baldan ibaret oldu. Un ve baldan. Biraz daha şöyle bir tutam daha ekleyeyim. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu sanki. Hem kıvamı hem içeriğinin bolluğu. Biraz daha derken sonra tüm kıvam kaçacak. Tamam. Yeterli. Bu kıvam yeterli. Şimdi bunu kaşık yardımıyla tepsimize koyacağız. Tabii tepsiyi getirmemişim. Tepsiyi de hemen alıp gelelim. Tepsimizi getirdik. İçerisine bir adet yağlı kağıt koyduk. Bunu iyice karıştırdık. Tam kıvamında bir hamur olduğunu düşünüyorum. Temennim o yönde en azından. Şimdi bunu kaşıkla tepsinin üzerine alacağım. Azar azar. Önce şey koy. Kalıbını, öyle mi yapalım? Tamam böyle yapalım. Gözüküyor mu? Yani gözüküyor da dur alayım ben. Bu şekilde kalıbı koyup ister şekil ister düz yapabilirsiniz. Ben bir şekilli deneyeceğim. Eğer olmazsa istediğim gibi normale döneceğim. Bu şekilde kalıbın içine yayıyorum.
Kalınlık yeterli. Bence de pişmeyebilir daha fazla kalın olursa. Şimdi bunun içinden normal şartlarda ben şöyle düşündüm. Bu olur mu bilmiyorum hiç tamamen. Ama bu olmayacak. Sonra... Direkt ipi içinden mi geçirsek acaba? Bence öyle daha mantıklı olacak. Tamam, ipi direkt içinden geçirelim. Ben bir ip alıp geleyim o zaman. İpi aldım geldim. Şöyle ya, ip şu an biraz tereddütte kaldık açıkçası. Hani tutar mı tutmaz mı diye. Ama benim meyve tutacaklarım var. Mesela sen bu ipler tutmazsa eğer çok da önemli değil. Sadece denemiş olacağım. En azından denemedim demeyeceğim. Bunları şu şekilde içlerine batıracağım. Normal çoraplık ip mi oluyor bu? Kazaklık ip mi? O andan buldum. Başka bir şey bulamadım. Şu an için. Şu kalbin tam ortasına getirelim. Aziz Allah. Bu şekilde bence yeterli. Şöyle de tepsinin içinde kalsın ki fırında yanıp evi tutuşturmayalım. Acaba bu kalıbı söksek dağılır mı dersin? Yani kalıbı sökünce muhtemelen dağılacak. O yüzden kalıpta kalmaya devam etsin. Olmadı diğer küçük kalıpları da çıkarırım. Bu da koyalım. Elim kapatmasın. Bu kalınlık da iyi gibi ama sence? İyi. Bu da. Evet, kalıplarımıza dökmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda iplerini takıyoruz. Bu kalıplar umarım biz başta düşünemedik ama inşallah fırında yanmazlar. Yanmalarına karşı da şey düşünüyorum. Üstüne alüminyum folyo koyayım diyorum. Bakacağız fırından sağlam çıkarsalar. Acaba şimdi kaplasak mı alüminyum folyoyla? Ya da acaba dışlarını mı kaplasak? İşte değil her mi? Yerini kaplayıp ondan sonra mı döksek ki? Öyle yapalım olmazsa. Biz onu bir yapalım arkadaşlar ya. Kafamızda soru işareti kalmasın hiç değilse. Yangın çıkmasın gece gece. Evet, devam ediyoruz. Videoya devam ediyoruz. Alüminyum folyo sarmaya karar vermiştik. Ama çıkarınca kalıpların, yani şekillerin bozulmadığını gördük. O yüzden tekrar iki yemek olmasın, bunları tekrar bozmayalım diye devam ettik. Zaten kuşların da tutup da aa bunun şekli olmamış diyeceği yok. O yüzden açıkçası devam ettim. Hani birkaç fikir değiştirdik ama artık siz de idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Birkaç kalıbı da koyduk bu arada. Sizi fazla tutmayalım diye. Konuşamıyorum herhalde, saat geç oldu artık. Karantinada neler yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Bunlar hep karantinadan. Yoksa sanmıyorum ki tutup kuşlara kraker yapalım. Çünkü hani çok da yemeleri gereken bir besin değil. Ama karantina günlerimizden onların da ağzı tatlansın dedik. Böyle bir işe kalkıştık. Evet, şu anda kaç tane çıktı? Benim 4 tane kafesim var. 4 kafesime de yetecek kadar çıktı. Şu son dibinde kalan da kalın olacak biraz diğerleri ama tek ayrı bir kalıp olmayacağını düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman şunların üstüne paylaşmayı düşünüyorum. Paylaştırmayı. Azar azar. Şuna koymuştum zaten. Aynen. Bunu da bu şekilde koydum. Yıkamak istiyorum. Kalıplarımızı da koyduk. Şunlara ip takmayı unutmuşum. Çok güzel. Takmayacağım. Bozulurlar çünkü. Öyle düşünüyorum. Diğerlerine takacağım. Şu kalıp içinde olanlara takacağım. Bunlar dağılmasınlar. Riske girmeye gerek yok. Bunları da taktıktan sonra fırına süreceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Fırına koyarken de kaç derecede pişireceğimizi, nasıl pişeceğini söyleyeceğim. Çok küçük kaldı. Bir tane daha koparalım hemen. Evet. Bunu da şuraya taktıktan sonra, takamadıktan sonra
Evet. Kalemi ne yapacağız? Evet, bunu çıkarıyoruz hemen. Ya bozulmadı ya. Çok da bir şekil bozukluğu olmadı açıkçası. Biraz ağzı burnu kaydı ama kalpler daha düzenli oldu Yıldız'dan. Yıldız'ın bir tarafı birazcık sıkıntı oluşturuyor. O kadar. Hani. Şimdi fırına doğru yol alacağız. Fırının başında görüşmek üzere. Fırının başına geldik. Ballı krakerlerimizi fırına sürüyoruz. Sürene kadar biraz şekil bozukluğu oldu şunlarda. Yapacak bir şey yok. Görsel olsun istemiştim ama pek hoş olmadı. Yani neyse. Yere koydum koyarken. Koydum. Aynen. 180 derece fiye ayarlıyoruz fırınımızı. Şu şekilde. 10-20 dakika arası diyor. Ben 20 dakikaya ayarlayacağım. Daha sonra durumuna göre tekrar azaltıp veya çoğaltma yapacağım. Fırının fişini şuradan alayım. Ve fırınımız başladı. Ballı krakerlerimiz fırında. Bakalım ne olacak, merakla bekliyoruz. Bebeklerimiz. Arkadaşlar tamamen hayal kırıklığı. Ben mi beceremedim? Bilmiyorum ama muhtemelen ben beceremedim. Çünkü diğer arkadaşlar yapmıştı, gayet güzel olmuştu. Baktığın zaman hiç cam gözükmüyor. Bunlarda. Ayrıca yanmışlar ve yağlı kağıda yapışmışlar. Çıkmıyorlar. Ve çok kötü kokuyorlar. Ve iğrenç kokuyorlar. Kusmak üzereyiz. Açık ve net. Böyle yıllarca altı temizlenmemiş ya da böyle pet shoplarda bakılmayan pis kuşlar olur ya, onlar gibi kokuyor. Çok iğrenç. Boştan yere fırınımı kirlettim. Şu an çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Sonra tekrar deneyeceğim. Şekiller efsane. Şekiller mükemmel. Bir tek şu normal olmuş. Ama yanaşamıyorum kokudan. Çok kötü. Bunu böylece atacağım maalesef. İlk denememiz tamamen başarısız. İnşallah bir daha deneriz ve olur. Ama bu kokudan sonra bir daha düşünmüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın.